Merhaba arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik Kolaydır kanalına hoş geldiniz. 8. dersimizin konusunu termodinamik ikinci yasasına giriş oluşturacaktır. Arkadaşlar, derse başlamadan önce www.hüseyingunerhan.com adresinde bulunan 8. derse ait bilgi notunu bilgisayarınıza indirip çıktı alıp bu bilgi notuyla beraber videoyu izlerseniz öğrenmeniz daha kolay olacaktır. Dersimize başlayalım. Sekiz dersten önce enerji ile ilgili, enerjinin korunumu ile ilgili, termodinamiğin birinci yasası ile ilgili her türlü bilgiyi vermeye çalıştık. Enerji değişikliklere neden olma yeteneğidir dedik. Korunan bir özelliktir dedik. Enerjinin korunumu, enerji eşitliği, enerji dengesi adı altında, yani termodinamiğin birinci yasası altında sistemleri modelledik ve inceledik. Termodinamiğin birinci yasasına uymayan hal değişimi olmaz diyebiliriz. Herhangi bir hal değişimi termodinamiğin birinci yasasına uymak zorundadır. Bu çerçevede iki durumu göz önüne alalım. Bir 60 derece sıcaklıkta bir bardak çayı göz önüne alalım ve 22 derecedeki odanın içine bu bırakılsın. Sonuçta T çay büyük T oda. Ne olur? Sınırdan dışarıya doğru ısı geçişi gözlenir. Çay kısa sürede soğur arkadaşlar. Çay ısı kaybeder. Çayın kaybettiği enerji miktarı oda havasının kazandığı enerji miktarına eşittir. Yani hal değişimi termodinamiğin birinci yasasına uygundur. Enerji korunuyor ve toplam enerji miktarı değişmiyor. İkinci durumu göz önüne alalım. T çay büyük T oda dedik. Serin odada bulunan havadan çaya ısı geçişi olsun. Çayın sıcaklığı daha da artsın diyelim. Örneğin 60 derecedeki çay 22 derecedeki odada bulunuyor ve 65 dereceye gelsin diyelim. Bu hal değişimi kendiliğinden gerçekleşemez. Mümkün değil. Gerçekleşseydi çaya havanın kaybettiği enerji miktarı çayın kazandığı enerji miktarına eşit olurdu. Yani termodinamiğin birinci yasasına aykırı bir durum yok. Ama kendiliğinden ifadesi burada çok önemli. Birinci ve ikinci durum için sonuç. Çay örneği için hal değişimleri belirli bir yönde gerçekleşir. Tersi yönde gerçekleşemez. Yani yüksek sıcaklıktaki çay, odaya göre tabii ki yüksek sıcaklıktaki çay kendiliğinden soğuyor. Tersi yönde bir olay gerçekleşemez. Termodinamiğin birinci yasası hal değişiminin yönü üzerine kısıtlama koymaz. Termodinamiğin birinci yasasının sağlanması hal değişiminin mutlaka gerçekleşeceği anlamına da gelmez. O zaman ne yapacağız? Bu durumda termodinamiğin ikinci yasasına başvuracağız. Çay örneğindeki gibi ters yöndeki hal değişimleri termodinamiğin ikinci yasasına aykırıdır. Bu aykırılık entropi özelliğiyle ortaya konulacaktır. Entropiyi güzelce işleyeceğiz. Bir hal değişimi ancak termodinamiğin birinci yasasını ve termodinamiğin ikinci yasasını birlikte sağladığı zaman gerçekleşir. Yani şöyle açıklayalım. Hal değişimi var. Birinci yasa gerçekleştiriyor. İkinci yasa gerçekleştiriyor. O zaman gerçekleşir. Herhangi birini gerçekleştiremiyorsa o hal değişimi gerçekleşmez. O zaman termodinamiğin ikinci yasası hal değişiminin yönünü belirler. Yukarıda güzelce anlattık. Enerjinin niceliği yanında niteliğini de belirler. Bunu biraz açalım. Termodinamiğin birinci yasası nitelikle ilgilenmez. Enerjinin niceliği, miktarı ile ve bir biçimden diğerine dönüşümü ile ilgilenir. Örneğin potansiyel enerjiden kinetik enerjiye dönüşür, enerjinin toplam miktarı sabit kalır diyebiliriz. Termodinamiğin birinci yasası için bunu söyledik. Ama yukarıda ne dedik? Enerjinin niceliği yanında niteliğini de belirler. İkinci yasa. Birinci yasa burada eksik kalıyor. İkinci yasa niceliği yanında niteliğini de belirliyor. Başka? Enerjinin niteliği ve bir hal değişimi sırasında bu niteliğin nasıl azaldığının belirlenmesini sağlar. İkinci yasa. Yüksek nitelikteki, örneğin sıcaklıktaki enerjinin büyük bir bölümü içe dönüştürülebilir. Bunu ayrıntılı şekilde göreceğiz. Buhar türbinleri verimiyle su türbinleri verimini bir araştırın demişim. Sizin için bu araştırma konusu olsun. Enerjinin niteliği açısından bu güzel bir araştırma konusu olabilir.
Başka arkadaşlar termodinamiğin ikinci yasası ısı makinesi ve soğutma makinesi verimlerinin teorik sınırlarının belirlenmesine yardımcı olur. Bu konuyu da birlikte işleyeceğiz. Kimyasal reaksiyonların tamamlanma oranını belirler. Tamamlanma. Bazı kimyasal reaksiyonlar tamamlanmıyor. Niye tamamlanmıyor? Bunu entropi belirliyor ki bu konu biraz kimya mühendislerini ilgilendirdiği için biz bu konuya girmeyeceğiz. Kusursuzluk durumunu tanımlar. Kusurların ortadan kaldırılmasında kullanılır. Özellikle entropi ve egzerjide bunu güzelce göreceğiz arkadaşlar. Termodinamiğin ikinci yasasını bu çerçevede, bu başlıklar altında toplayabiliriz. Bununla ilgili birkaç örnek yapalım. Evet, bir kişi benzin yerine su ile çalışan bir otomobil motoru geliştirdiğini iddia ediyor. Bu iddiaya yanıtınız ne olur? Arkadaşlar bu soruyu önce bir göz önüne alın ve cevaplamaya çalışın. Gerekirse videoyu durdurun ama kafanızda bir yanıt oluşsun. Evet, su yakıt değildir arkadaşlar. Yani yakıtın tanımına da bakın, su yakıt değildir. Bu nedenle bu iddia yanlıştır. Termodinamik bilen bir kişi suyun yakıt olmadığını bilir ve bu iddiaları reddeder. Gelelim diğer soruya. Termodinamiğin hem birinci yasasını hem de ikinci yasasını ihlal eden bir örnek veriniz. Yani iki yasayı da ihlal edecek. Önce düşünüyoruz, sonra şu yanıtı tartışalım. 5 kWh miktarındaki ısı enerjisinin bir elektrikli direnç teline aktarılması ve 6 kWh miktarında elektrik enerjisi üretilmesi. Şimdi arkadaşlar önce ikinci yasadan bakalım. İkinci yasa ne dedik? Hal değişimlerinin yönünü belirler. Burada ne diyor? 5 kWh miktarındaki ısı enerjisinin bir elektrikli direnç teline aktarılması mümkün mü? Elektrikli direnç telini düşünün. Bu çalıştığı an, örneğin odada bir elektrikli ısıtıcı olsun. Bu çalıştığı an odayı ısıtır. Ama bir elektrikli direnç teline biz ısıyı aktardığımız an oradan elektrik elde edemeyiz. Yani hal değişiminin yönüne ters bir durum bu. İkinci yasayı ihlal ediyor. Birinci yasayı niye ihlal ediyor? Bir kere 5 kWh miktarındaki ısı enerjisi 6 kWh miktarında elektrik enerjisine dönüşsün diyor. Enerjinin toplam miktarı değişemez. 5 kWh ise 5 kWh olmak durumunda 5'ten 6'ya çıkamaz. Bu da birinci yasayı ihlal ediyor. Termodinamiğin birinci yasasını karşılayan ancak termodinamiğin ikinci yasasını ihlal eden bir örnek veriniz. Evet, 5 kWh miktarındaki ısı enerjisinin bir elektrikli direnç teline aktarılması ve 5 kWh miktarında elektrik enerjisi üretilmesi. Şimdi birinci yasasını karşılıyor. 5 kWh, 5 kWh. Enerjinin toplam miktarı değişmiyor. Burada hani ne olmuş, ne olmamış değil. Enerjinin toplam miktarına bakıyoruz. Birinci yasayı karşılıyor. Ama ikinci yasa hakkında biraz önce de konuştuk. Isı enerjisinin bir elektrikli direnç teline aktarılması mümkün değil. Hal değişiminin yönü burada ters olarak verilmiş. Başka, termodinamiğin ikinci yasasını karşılayan ancak termodinamiğin birinci yasasını ihlal eden bir örnek veriniz. 5 kWh miktarında elektrik enerjisi tüketen ve bir odaya 6 kWh miktarında ısı enerjisi sağlayan elektrikli ısıtıcı. Arkadaşlar, 5 kW miktarındaki elektrik enerjisini tüketen ve bir odaya 6 kWh miktarında ısı enerjisi sağlayan ısıtıcı birinci yasayı ihlal ediyor. Bu kesinlikle söylenebilir. 5 eşittir 5 olmak zorunda. İkinci yasa hal değişiminin yönünü belirliyordu. Elektrik enerjisinden ısı enerjisi elde edilecek diyor. Mümkün. Bu ikinci yasayı karşılıyor. Evet, soruları okuyacağız. Önce kafamızda tasarlayacağız. Verilen cevabı da baktığımızda ikinci yasa ve birinci yasa açısından güzelce değerlendirmemiz lazım. Artık sizler termodinamiği iyi biliyorsunuz, birinci yasayı iyi biliyorsunuz ve ikinci yasaya da artık giriş yapıyoruz. Deney yapan bir kişi 110 derece santigrat sıcaklıktaki yüksek basınçlı buhardan ısı aktararak az miktardaki suyun sıcaklığını 140 derece santigrat değerine çıkardığını iddia ediyor. Bu iddia geçerli olabilir mi? Hemen düşünün arkadaşlar, olabilir mi? Bakalım. Hayır. Isı düşük sıcaklıktaki bir ortamdan daha yüksek sıcaklıktaki bir ortama kendiliğinden aktarılamaz. İkinci yasaya aykırı.
Burada ne diyor? 110 derece sıcaklığında bir elimizde malzeme var. Bunu kullanarak biz suyu 140 dereceye getireceğiz diyor. 110'dan 140'a 110 derece santigrat sıcaklıktaki enerjiyi kullanarak suyun sıcaklığını 140 derece çıkartabilir miyiz? Teorik olarak en fazla 110 dereceye çıkartabiliriz. Evet, bu iddia geçerli değil. Evet, ders notumuza dönelim. Arkadaşlar, ısıl enerji depolarıyla devam edelim. Önce bir tanım yapalım. Sıcaklığında bir değişim olmaksızın sonlu miktarda ısıyı verebilecek ya da alabilecek büyüklükte ısıl enerji sahasına sahip varsayımsal bir cisim ısıl enerji deposu olarak isimlendirilir. Önce ısıl enerji sahasına bakalım. Kütle çarpı özgül ısıya biz ısıl enerji sahası diyoruz. Kütle kilogram, özgül ısı jül kilogram kelvin, ısıl enerji sahasının birimi jül bölü kilogram. Böyle bir ısıl enerji sahasına sahip bir cisim olacak ve bu cismin sıcaklığı hiç değişmeyecek ve bu sıcaklığa sahip cisim sonlu miktarda ısıyı herhangi bir ortama verebilecek veya alabilecek. Biz buna ısıl enerji deposu diyoruz. Bizim için ısıl enerji depoları önemli, termodinamik için önemli, ikinci yasa için önemli. Isıl enerji depoları neler olabilir? Sıcaklığı değişmeyecek diyoruz ve büyük kütleye sahip olacak. Örneğin atmosferik hava. Mesela biz klimaları çalıştırırken havanın enerjisinden de yararlanıyoruz ve bu havanın değerleri, özellikleri değişmiyor. Çünkü çok büyük miktarda var. Okyanuslar, göller, akarsular. Bunların ayrıntısına sorularda da geleceğiz. Mesela makine mühendisliği açısından kazan, yüksek sıcaklığa sahip ve sıcaklığı değişmeyen bir eleman. Güneş, güneş enerjisi, nükleer reaktör. Hep bunlar ısıl enerji depoları olarak ele alınabilir. Biz örneklerde bunları ele alıp anlatacağız. Arkadaşlar, ısıl enerji deposundan söz ediyorsak, ısıl enerji kaynağından ve ısıl enerji kuyusundan da söz etmemiz lazım. Isıl enerji kaynağı, ısıl enerji sağlayan depo. Yani oradan biz enerjiyi sağlayacağız. Isıl enerji kuyusu, ısıl enerjiyi alan depo. Oraya biz enerjiyi vereceğiz. Bunları arkadaşlar enerji kaynağı, hani enerji kaynağı, enerji kuyusu dedik. İkisine de enerji kaynağı diyebiliyoruz. Veya enerji kaynağı, enerji kuyusu diyebiliyoruz. Isıl enerji deposu diyebiliyoruz. Hepsine bakacağız. Yani ilerledikçe dersimiz bu kavram oturacak. Tabii buraya araştır demişim yine. Arkadaşlar biz mühendisler için araştırma konuları önemli. Isıl kirlenme. Biz sonuçta yüksek sıcaklıktaki bir ısıl enerji kaynağı ve düşük sıcaklıktaki bir ısıl enerji kuyusuyla çalışırken bir ısıdan iş elde etmeye çalışırken çevreye de zarar veriyoruz. Bir ısıl kirlenme oluşturuyoruz. Bu da ayrı bir araştırma konusu. Isıl enerji depoları termodinamiğin ikinci yasasını açıklamaya çalışırken kullanılacaktır demişiz. Arkadaşlar bununla da ilgili bir iki örnek yapalım. Evet, patatesleri geleneksel bir fırında pişirme işlemini ele alınız. Fırındaki sıcak hava ısıl enerji deposu olarak değerlendirilebilir mi? Bunu tartışalım. Patatesleri fırının içine koyduk. Fırını tabii çalıştırdık. İçeride sıcak bir hava oluştu. Bu sıcak hava ısıl enerji deposu olarak değerlendirilebilir mi? Evet. Çünkü patateslere ne kadar ısı aktarılırsa aktarılsın fırının sıcaklığı sabit kalıyor. Değil mi? Patateslerin sıcaklığı yanında fırının sıcaklığı sabit kalıyor. Yüksek sıcaklıkta bir ısı kaynağı ve patateslerin pişirilmesini sağlıyor. O zaman bizim için o bir enerji deposu, ısıl enerji deposu. Evet, başka. Bir TV setinin ürettiği enerjiyi ele alınız. Isıl enerji kaynağı için uygun seçim ne olabilir? Odada bir televizyon var, bir televizyon seti var. Bu çalıştığı an tabii ki enerji üretiyor, ısınıyor. TV setinin bulunduğu odanın içindeki hava bizim için bir ısı kuyusudur yani. Televizyon ürettiği bu enerjiyi bu ısı kuyusuna veriyor. Ve o zaman gördüğünüz gibi hangi elemanla ilgileniyorsak termodinamik açıdan ısı kuyusu nedir, ısı kaynağı nedir ona göre değerlendiriyoruz. Bu çok büyük bir kaynak da olabilir. Dediğimiz gibi burada odanın içindeki hava da olabilir. Bunu artık mühendisçe biz değerlendireceğiz. Evet, ders notumuza tekrar dönelim. Evet, iş konusunu tekrar ele almışız arkadaşlar. Burada önemli bir bilgi vereceğiz.
İş kolaylıkla enerjinin diğer biçimlerine dönüştürülebilir. Örneğin elektrik enerjisi, elektrikli ısıtıcıyla, şöyle diyeyim, elektrikli ısıtıcı kullandığımızda biz, yani elektrik enerjisini kullandığımızda ısı enerjisine kolaylıkla dönüştürebiliyoruz. Yani iş, elektrik işi kolaylıkla ısı enerjisine dönüştürülebiliyor. Her türlü iş diğer biçimlere kolaylıkla dönüştürülebiliyor. Örneğin burada bir şekil var ve içinde sıvı olsun. Orayı bir pervane ile karıştıralım. Yani iş sisteme bir iş veriyoruz. Burada akışkan neyse o bir sistem ve sistem sınırından bir iş girişi var. Bir pervane dönüyor. Pervane döndükçe suyu ısıtıyor. Yani su ise veya hava ise o akışkanı ısıtıyor ve ısıttıkça da bu hava çevreye ısı kaybedecek. Yani sınırdan dışarı ısı çıkışı olacak. Ne demişiz? Suyun içindeki dönen mil, mekanik iş, önce suyun iç enerjisini arttırır. Tabii ki bunu ayrıntılı gördük. Isınan sudan çevreye ısı geçişi olur ama suya ısı girişi olunca mil dönmez. Bakın ne dedik? İşten kolaylıkla diğer enerji biçimleri elde edilebiliyor. İşten. Ama biz ısı verdiğimizde bu akışkana bu mil dönmüyor kendiliğinden. O zaman ısıdan iş elde etmek o kadar kolay değildir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Isının işe dönüştürülebilmesi için bazı özel düzeneklere gerek duyuluyor. Bu düzenekler ısı makineleri olarak isimlendiriliyor arkadaşlar. Şimdi ısı makinelerine bakalım. Önce şekil 2 ile başlayayım ben. Bir ısı makinesi. Buradaki amaç ne? Önce türbine bakarsak türbinden bir iş çıkışı. Sonuçta bu türbine bir jeneratör bağlıysa oradan elektrik elde edeceğiz. Buradan bir iş çıkışı sağlayacağız. Yani ısıdan bir iş çıkışı sağlamak için böyle özel düzeneklere ihtiyacımız var. Türbini o amaçla kullanıyoruz. Türbinin girişine yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınçta örneğin su buharı, kızgın su buharı geliyor. Buradaki pervaneleri döndürüyor. Bu enerji sayesinde bir iş elde ediyoruz ve kullanamadığımız enerji tekrar türbinden çıkıyor. Ama sadece şu bölümünü ele alamayız. Temel elemanlar olarak kazan, türbin, yoğuşturucu ve pompayı mutlaka ısı makinesinde kullanmak zorundayız. Tamam, türbini biraz konuştuk. Kazana bakalım. Kazan, türbine yüksek basınç ve sıcaklıkta enerji, kaliteli enerji sağlayan bir eleman. Kazanı demiştik biz ısı kaynağı olarak alabiliriz. Bu bir enerji kaynağı. Bu kazan örneğin doğalgazlı olsun. Doğalgaz enerji verdikçe suya o sabit sıcaklıkta ve bir ısı enerjisi kaynağı olarak, ısıl enerji kaynağı olarak çalışacak. Ve sonuçta burada bir Q giren olacak. Yani kazan aracılığıyla suya enerji aktarıyoruz. Q giren olacak. Buradan V çıkan var. Tamam, bu iki elemanı kısaca anlatmaya çalıştık. Ama kazana suyu belli bir basınçta göndermemiz gerekir. Onu da pompa sağlıyor. Pompayı da biz çalıştırırken bir elektrik işi girişi olması şart. Demek ki buradan bir V giren varken buradan V çıkan var. Sonuçta ikisinin farkı olarak biz V netten söz edeceğiz. V net çıkandan. Tamam, bunları güzelce anlattık ama burada da yoğuşturucu var. Şimdi türbinin içinde biz kızgın buhar var demiştik. Kızgın buhar enerjisini türbine veriyor ve çıkanı elde ediyoruz. Ama kullanamadığımız enerjiyi buradan atıyoruz. Bu attığımız enerji genellikle ıslak buhar türünden oluyor. Bu ıslak buhar ne demek? Sıvı buhar karışımı. Biz bunu yoğuşturucuya gönderiyoruz ki bu tamamen sıvıya dönüşsün. Onun için yoğuşturucudan bir Q çıkan şart, yani bir enerji kuyusuna biz o türbinin kullanamadığı akışkanın enerjisini burada almak zorundayız. Örneğin atmosfere biz o enerjiyi atmak zorundayız. Yoğuşturucu olmasa ne olur sonra konuşacağız ayrıntılı olarak ama olmazsa olmaz. Çünkü buradan biz doymuş sıvı veya sıkıştırmış sıvı elde edeceğiz ki pompa zaten sıvıyla çalışır. Sonuçta pompaya sıvı ve buhar karışımı gelse bu pompa çalışmaz. Onun için yoğuşturucuya ihtiyaç var. Basitçe bu şekilde söyleyelim. Isı makinesini arkadaşlar çalışırken böyle ayrıntılı çizmeyeceğiz. Basitçe göndereceğiz, göstereceğiz. Yüksek sıcaklıkta bir kaynak var, düşük sıcaklıkta bir kaynak var. Bu iki kaynak arasında bir ısı makinesi çalışabilir diyeceğiz. Burada ayrıntılı gösterdik. Burada bir yüksek sıcaklıkta kaynak var, düşük sıcaklıkta kaynak var. Enerji kaynağı var, enerji kuyusu var. Yani bak, yüksek sıcaklık
sıcaklıkla kaynak demiş, biz buna enerji kaynağı da diyebiliyoruz. Aynı şey. Düşük sıcaklıkta kuyu demiş, enerji kuyusu da diyebiliyoruz. Isıl enerji kuyusu da diyebiliyoruz. Neyse, bu kavramlar oturacak. Bu ısı makinesi bu iki kaynak arasında çalışıyor. Q giren var, yani Q giren tabii ki ısı makinesine giren. Q ısı makinesinden çıkan var, Q çıkan var. Ve V net çıkan var. Ne dedik? Şununla şunun farkı, zaten V çıkan büyüktür V giren. Bu ikisinin farkı V net çıkan olarak burada yer alacak. Böyle basitçe şekil 1'deki gibi biz bunu göstereceğiz. Arkadaşlar, burada çok önemli bir olay oluyor. Bir çevrim tanımlanıyor. Çevrim tamamlanıyor. Şurası mesela bir noktası olsun. 1'den 2'ye gidiyor, 2'den 3'e gidiyor, 3'ten 4'e giriyor, 4'ten tekrar 1'e geliyor. Bir çevrim tamamlanıyor. Böylece ısı makinesi çalışıyor. Çevrimi tamamlamak zorunda. Bunu bu şekilde anlatmış olalım. Burada yine ayrıntılı anlatıyor arkadaşlar. Siz zaten bu ders notunu indireceksiniz. Ayrıntılı olarak buradan okursunuz. Ben anlatmaya çalıştım. Şekil 3 de önemli bizim için. Hani biraz önce dedik ya, şu şekilde gösterebiliriz. Daha çok bu şekilde gösteriyoruz. Yüksek sıcaklıktaki depo, düşük sıcaklıktaki depo. Bunun sıcaklığı TH olsun. İngilizceden geliyor. Yüksek sıcaklık TH. Düşük sıcaklık TL olsun. Tamam. TH ve TL ile göstereceğiz. Yüksek sıcaklıktaki depodan aldığımız ısı enerjisini QH ile göstereceğiz. Ve düşük sıcaklıktaki depoya verdiğimiz ısı enerjisini QL ile göstereceğiz. Biraz önce Q giren, Q çıkan dedik. O da olur. Ama QH ve QL daha kısa, daha güzel bir gösterim. Sonuçta burada V net çıkan da var. Yani bir ısı makinesini bu şekilde de gösterebiliriz. Evet. Burada ayrıntısını yine anlatmış. Onları siz okursunuz. Bunlar arkadaşlar ısı makineleri buharlı güç santralleridir. Ne dedik? Kızgın buharı kullanıyoruz zaten. Bu buharlı güç santrali için bir enerji dengesi yapalım şimdi. Önce dikkat demişim. Santrale ait her bir eleman, pompa, kazan, türbin ve yoğuşturucu sürekli akışlı düzenek olarak alınabilir. Biz açık sistemlerde sürekli akışlı düzenekleri güzelce işledik. Sistem sınırı şekil 2'deki gibi çizildiğinde ise bu çevrim kapalı bir sistem olmaktadır. Güzel, buna bir bakalım. Şurada da var, tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sistem sınırını şöyle almış. O zaman sistem sınırından kütle giriş çıkışı var mı? Şu durumda yok. Isı giriş çıkışı var, iş giriş çıkışı var. Isı iş giriş çıkışı olan bu sistem kapalı sistem. Kapalı sistemin tek tanımı sistem sınırından kütle giriş çıkışı olmayacak. Yok, diğer enerji giriş çıkışları olur olmaz ama bu kapalı bir sistem. O zaman bu çevrim bizim için sistem sınırını böyle alıyorsak kapalı bir sistem. Ama ayrıntılı olarak içerideki elemanları incelemek istiyorsak her biri açık bir sistem. Sürekli akışlı bir sistem. Güzel. Biz şimdi çevrimi kapalı sistem olarak ele aldık. O zaman basitçe şu şekilde çizersek belli bir sınırı var. Q giren var, V giren var, V çıkan var. Q giren var, Q çıkan var. Tamam. 4 tane eleman var. Sistem sınırını delen. Her zaman termodinamiğin birinci yasasını kullanacağız zaten. Önümüzdeki derslerde artık termodinamiğin ikinci yasasını da kullanacağız. Ama önce birinci yasa. E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem. Jül biriminde yazmışız burada. Çevrim için arkadaşlar her zaman delta E sistem 0 olur. Tamam, burayı 0 alacağız ama o zaman sistem sınırında hangi olaylar var? Q giren, V giren var. Q çıkan, V çıkan var. O zaman bunları derleyip toparlayalım. Q giren artı V giren eksi Q çıkan eksi V çıkan eşittir 0. O zaman Q'ları bir tarafa atarsak Q giren eksi Q çıkan eşittir V çıkan eksi V giren oluyor. Bu ikisinin farkına zaten V net çıkan demiştik biz. Tamam. O zaman bu çevrim için, bu ısı makinesi için termodinamiğin birinci yasasını bu şekilde yazabiliriz. Gördüğünüz gibi ısı ve iş cinsinden yazdık. Gelelim güzel bir sonuca. Buradan bir ısı verimi tanımlayabiliriz artık. Çünkü bir çevrimden artık iş elde ediyoruz. Biz bu işi elde ederken bir ısı enerjisi kullanıyoruz. Bu çerçevede ısı verim ne olur? Elde edilen net iş bölü toplam giren ısı. Arkadaşlar, önce şuraya bakalım. Isıl verimi bu şekilde gösterirsek elde edilen net iş nedir? V net çıkan net iş zaten. Buraya sadece V net de yazsak olur.
Ama sisteme giren ne? Toplam giren ısı ne? Q giren. Bu Q giren olmasa, buraya da yazmışız. Bu Q giren olmasa zaten V çıkan olmaz. V net olmaz. Bu Q giren olacak ki bu sistem çalışsın. Tamam. Bunlar önemli arkadaşlar. V net çıkanı biz şurada elde ettik ya. Gördüğünüz gibi V net çıkan esasında bunların farkına eşit. O zaman biz tamam ısıda enerjiyi bu şekilde yazabiliriz. Güzel. Ama istersek bu şekilde de yazabiliriz. Q giren eksi V eksi Q çıkan bölü Q giren olarak da yazabiliriz. Yani sadece ısı enerjileri cinsinden yazabiliriz. Bakın bunların her biri ısı enerjisi. Isı. Isıl değil, ısı enerjisi. Sonuçta şurayı da matematik olarak düzenlersek 1 eksi Q çıkan bölü Q girene bunu eşitliyoruz. Üçü de kullanılır. Üçü de birbirinin aynı. Sonuçta hangisi işimize yarıyorsa bir problemde onu göz önüne alacağız. Arkadaşlar, Q giren olmazsa ve çıkan olmaz zaten dedik. Böyle bir sistem çalışmaz. Ama Q çıkan eşit 0 olursa Q çıkan, arkadaşlar şurada mesela son şu şekle bakalım. Şu Q çıkan 0 ise zaten burası 1 oluyor. Yani %100 oluyor. Isıl verim 1 veya %100 oluyor. Bu da mümkün değil. Çünkü Q çıkanın olmadığı bir sistemin çalışmadığı deneylerle ispatlanmış arkadaşlar. Ne dedik? Biraz önce de anlatmaya çalıştık. Bu Q çıkan olmazsa olmaz. Yoğuşturucudan mesela çıkan ısıl enerjisi, atılan ısıl enerjisi 0 olamaz. Öyle bir sistem çalışmıyor. O zaman ısıl enerjisi nedir? 0 ile 1 arasında değişecek. Hiçbir zaman 1'e eşit olamayacak. Neden ısıl verim %100 olmuyor dendiği an siz şunu söyleyeceksiniz. Tek cevap Q çıkan eşit 0 olamayacağı için. Başka cevabı yok. Burası çok önemli. Arkadaşlar Q çıkanı QL olarak kısaca göstereceğiz dedik. Q gireni kısaca QH olarak göstereceğiz dedik. Isı kuyusu sıcaklığını TL olarak, ısı kaynağı sıcaklığını TH olarak göstereceğiz dedik. Güzel. Ve ısıl verimi de 1 eksi QL bölü QH olarak tekrar yazabiliriz. Yani alt indisleri L ve H olarak gösteriyorsak 1 eksi QL bölü QH olarak da yazabiliriz. Ve buraya tekrar yazmışız. Isıl verim %0 ile %100 arasında değişir. Bakın burada eşitlik yok. Burada eşitlik var. Yani 0'da çalışmayan bir sistem zaten 0. Pratikte neler olabilir? Mesela buji ateşlemeli otomobil motoru. Örneğin o bir ısı makinesi. Isı makinesi. Buji ateşlemeli otomobil motoru. Isıl verimi bunun ya %30 civarında. Arkadaşlar otomobillerde de işte verim. Hani %30 civarında gördüğünüz gibi aldığınız benzinin ancak %30'u yararlı işe dönüşebiliyor. %70'i çeşitli şekillerde kayboluyor. Bunu da dikkate alalım. Dizel motor ve büyük gaz türbini santrali, bunların da ısı verimleri yaklaşık %45 civarı, biraz daha verim artmış. Birleşik gaz buhar türbini santrali, bakın %60. Yani mühendisler bunun üstüne çok çalıştılar. Gaz ve buhar türbinini birleşik olarak çalıştırırsa ne elde ederiz diye baktılar. Gördüğünüz gibi ısıl verim %60'lara yaklaşmış. Hani hiçbir şeyin verimini burada %100 olarak yazamıyoruz zaten. %60'lar, %70'ler bizim için ulaşabileceğimiz maksimum sınırlar gibi görünüyor. Buraya tekrar yazmışız. Çok önemli. %100 verim mümkün değil. %100 verim olmadığı için de çevre kirliliği de maalesef karşımıza çıkan bir etken oluyor. Q çıkan olmayabilir mi? Biraz kısaca anlatmaya çalıştık o Q çıkanın mutlaka olacağını, ama bu konuyu ben arkadaşlara entropi anlatırken tekrar ele alacağım. Orada daha güzel açıklayacağım. Burada insanla ilgili bir örnek vermişim. Yani insan çevrim geçiren bir makine olsaydı, örneğin bir elmayı biz yiyoruz. O elma sayesinde bir enerji elde ediyoruz. Bu sayede konuşabiliyoruz, yürüyebiliyoruz, koşabiliyoruz. Ama o elmanın hepsini vücudumuz kullanamıyor. Mutlaka örneğin dışkı olarak dışarıya bir atık oluyor insan vücudundan da. Yani Q çıkan, böyle anlatmaya çalıştım. Yani böyle anlatınca daha öğrencilerin kafasında bu olay netleşiyor. Ama entropiyle onu daha güzel ben anlatacağım. Q çıkan olmadan çevrim tamamlanamaz demişim. Bazı şeyleri hep tekrar ediyoruz termodinamikte. Çünkü başlangıçta bunlar önemli. Sizler kavramları iyi öğrenirseniz bu işin matematiği kolay arkadaşlar. Ben size önce kavramı güzelce anlatmak istiyorum. Termodinamik ikinci yasasını işliyoruz ve ikinci yasanın en önemli ifadelerinden biri Kelvin-Planck ifadesi. K
Kelvin-Plank ifadesi. Termodinamik bir çevrim gerçekleştiren bir makina yalnızca bir kaynaktan ısı alıp net iş üretemez. Biraz önce de anlatmaya çalıştık. Yani verimi %100 olan bir ısı makinesi yapmak olanaksızdır. Bunu Kelvin ve Planck ispatlamış. Çeşitli deneylerle ve bu ifadeyi ortaya koymuş. Evet, Q çıkan olmadan bir çevrim çalışmaz. O da termodinamiğin ikinci yasasıdır bu esasında. İkinci yasasıdır bu ve verimi %100 olan bir ısı makinesi yapmak olanaksızdır. Kelvin-Planck ifadesi negatif ve mümkün olmayan bir işlemi belirlediğinden dolayı ispat edilemez. Deneyler bu ifadenin doğruluğunu göstermektedir demişim ben buraya da. Evet, bir ısı makinesinin %100 ısı verime sahip olamaması sürtünme veya diğer kayıplardan kaynaklanmamaktadır. Bir ısı makinesinin %100 ısı verime sahip olamaması sürtünme veya diğer kayıplardan kaynaklanmamaktadır. Q çıkandan kaynaklanmaktadır. Bunu 50 kere söyleyeceğim çünkü önemli. Q çıkanın yanında sürtünme ve diğerleri de ayrıca verimi düşürürler. Ama %100 verimi tek sağlayamayan baş etken Q çıkandır. Gerçek ve ideal ısı makinelerinde ısı verimi hiçbir zaman Q çıkandan dolayı %100 olamaz. Tamam. Şimdi güzel bir mühendislik örneği yapalım arkadaşlar. Ben örneklerimi hep mühendislik açısından seçmeye çalışıyorum. Şimdi okuyalım. 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 3.88 trilyon kilowatt saat miktarında elektrik enerjisi üretilmiş ve bu üretimin %51 kadarı kömürle çalışan elektrik santrallerinden elde edilmiştir. Ortalama ısı verimi %34 ve kömürün ısı değerini 30 megajül bölü kilogram olarak alınız ve 2019 yılındaki kömür tüketimini ton olarak hesaplayınız. Güzel bir mühendislik problemi kendi ülkemize de uygulayabiliriz. Kömürden üretilen elektrik enerjisi miktarını önce hesaplayalım. Arkadaşlar, kömürden üretilen elektrik enerjisi ne demek? V net demek. Bir ısı makinesini düşünün, oradaki V net. 3.88 trilyon kilowatt saat miktarında elektrik enerjisi üretilmiş ama bunun sadece %51'i kömürde. O zaman V net bu değerin %51'i kadar olacak. O da 1.98 çarpı 10 üzeri 12 kilowatt saat olmuş. Bunu ben mega jüle çevirmişim. Kilowatt saati çevirelim. Önce 1 mega 10 üzeri 3 kilo, tamam. Buradan kilolar birbirine götürünce mega kalacak. 1 saat 3600 saniye. Tamam, buradaki saati de götürdüğümüzde biz bunu bütün bu birimleri bir arada değerlendirdiğimizde jüle ya da burada mega jüle erişeceğiz. O zaman bunun karşılığı 7.128.10^12 mega jüle oluyor. V net. Kömürden üretilen elektrik enerjisinin miktarı. O zaman ısı verime bakalım. Ve biraz sonra da kütlesini bulacağız. Isı verim V net bölü QH. Arkadaşlar, ısı verimi zaten vermiş soruda. Kömürün ısı verimi 0.34 olsun demiş. Biz 7.128.10^12 megawattı, bir dakika, onu yanlış yazmışız. Megajül olacak arkadaşlar. Tamam. Her zaman ders notlarını hazırlarken dikkat etmeye çalışıyoruz ama her zaman ufak tefek hatalar oluyor. Burası megajül olacak. Tamam. Bu kadar megajülü QH'ye böldüğümüzde ısıl verimi elde edeceğiz. O zaman 0.34 elimizde var. Şu değer var. Burası, son kez söyleyeyim, megajül olacak. Yanlış yazmışım. Buradan QH'yi elde ederiz. Kullanılan kömüre ait ısı değeri, ısı. Isıl değer değil. Q olunca adı ısı arkadaşlar. Bunu geçmişte çok konuştuk. O zaman QH bu değeri böldüğümüzde 20.96 çarpı 10^12 megajül. Burada doğru yazmışız birimi. Şurada kafam vata gitmiş. Neyse. Bu bizim ısı değerimiz. Soruda ısıl değer de verilmiş. Şimdi onu değerlendireceğiz. Isıl değer ne demek? Bir yakıtın birim kütlesinin tam olarak yakılması sonucu açığa çıkan ısı miktarı. O zaman QH ile ısıl değeri birleştirirsek ısıl değerin birimi jül bölü kilogram. Kütlenin birimi kilogram. Bakın, burada kütle devreye girdi. Bu ikisinin çarpımı bize jülü verecek. Zaten QH'nin birimi jül cinsinden. Tamam. O zaman neden biz QH'yi de burada bulduk, onu da açıklamış oluyoruz. QH'nin sayısal değeri 20.96 çarpı 10^12 megajül bulduk.
Isıl değer bize verilmiş. Bu verilmese bile yani kitaplarda var. Bulursunuz onu. Kömürün ısıl değeri 30 megajül bölü kilogram. Bu değerli kütleyi çarptığımız an QH'yi elde ediyoruz. Bilinmeyen kütle ise burada M'yi çekeriz. Ve problemi sonuçlandırırız. Ve artık arkadaşlar onu ben 0,7 gigaton diye yazmışım. Sonucu bizden ton istemişti. Ona göre siz birim dönüşümlerine bakarsınız. Güzel bir ısı makinesi örneği yaptık. VNet nereden geliyor? Isı makinesinde biliyoruz. QH veya Q giren nereden geliyor? Onu biliyoruz. Isıl verimi tanımlamıştık. Onu da biliyoruz. Bu şekilde problemi değerlendirdik. Gelelim soğutma makinelerine. Isı makineleri yanında soğutma makineleri de önemli bir konu. Yine şu şekil üzerinden gidelim. Yine şekil 4 ile başlayalım. Arkadaşlar burada amaç ne? İstenen sonuç ne? Buraya da yazmışız. Q ile. Yani buzdolabının içi olsun burası. Sonuçta soğutulan ortam. Biz yiyecekleri buzdolabına koyduğumuzda o yiyeceklerden ısı çekmek istiyoruz. İşte QL'ye kadar ısı çekeceğiz. Bu ısıyı çektiğimizde buradaki soğutucu akışkan da buharlaşmaya başlıyor. Yani buradan ısı aldıkça o buharlaşıyor. Demek ki buzdolaplarının içinde buharlaştırıcılar var. Biz ısıyı çektik. Burada soğutucu akışkan buharlaştı. Biz bunu kompresöre gönderiyoruz. Belli bir basınçta ve sıcaklıkta. Ve kompresörde sıcaklığını ve basıncını arttırıyoruz. Arttırıp buzdolabının içinden çekilen enerjiyi yoğuşturucuyla dışarı atmamız şart. O zaman buraya geldiğimizde örneğin mutfak havası gibi bir çevre ortamı olsun. QH kadar dışarıya ısı atıyoruz. QL kadar buzdolabının içinden çektik. QH kadar dışarı attık. Sonuçta aynı basınçta ama daha düşük sıcaklıkta kısılma vanasına gönderdik. Bütün bu elemanları arkadaşlar ayrıntılı olarak biz bir önceki konuda gördük. Kısılma vanasının amacı da basıncı düşürmek, sıcaklığı düşürmek. Burada düşük sıcaklıkta gönderelim ki bu düşük sıcaklık çerçevesinde ortamdan ısı çeksin. Bütün bu dört eleman, dört temel eleman soğutma makinelerinde olmak zorunda. Arkadaşlar ileride yine söyleyeceğim. Burada görmüşken söyleyeyim. Yoğuşturucu ve buharlaştırıcılar birer ısı değiştiricileridir. Ve ısı değiştiricilerinde giriş ve çıkış basınçları hep aynı olur. Bakın burada 800-800, burada 120-120. Çok az bir miktar değişim olur ama biz onu aynı alabiliriz bu elemanlar için. Arkadaşlar soğutma makinelerini hani biz böyle ayrıntılı çizmeyeceğiz. Şöyle şematik çizeceğiz. Yine burada ne demişiz? TL sıcaklığında soğutulan ortam. Buzdolabının içi örneğin. İstenen sonuç ne soğutmada? QL kadar ısı çekmek. Bu istenen sonuç bizim için. QL kadar ısıyı çekiyoruz. Ve TH büyük TL sıcaklığındaki ılık ortama QH ısısını atlıyoruz. Buzdolabının içi tabii ki soğuk. Mutfağın içi tabii ki daha sıcak. Ama soğutma makinelerini çalıştırmak için VNet giren şart. Elektrik enerjisini vermeden bu buzdolabı çalışmaz. Giren iş şart. Isı makinesinde iş elde ediyoruz. Buraya iş veriyoruz. Evet. Soğutma çevriminde kullanılan iş akışkanına soğutucu akışkan denir. Refrigerant denir ve R ile gösterilir. Biz soğutma makinesindeki işlemleri genellikle R harfi ile göstereceğiz. Evet. Diğer ayrıntıları okursunuz. Şurası önemli. Bir soğutma makinesinin verimi etkinlik katsayısı ile ifade edilir. Burada arkadaşlar ısı makinesinde ısıl verim ama soğutma makinesinde etkinlik katsayısı. Çeşitli isimleri var. Soğutma etkinlik katsayısı SEK. COP daha çok kullanıyoruz. Soğutma makinesi performans katsayısı veya STK soğutma tesir katsayısı. Yani çeşitli kitaplarda çeşitli etkinlik katsayısı isimlerini görürsünüz. Daha çok COP'yi kullanıyoruz. Ama bu üçü de kullanılır. Hepsi aynı kavramı ifade eder. Evet, COP diyelim. Biz hani İngilizce başlıklar olarak COP yerleşmiş. Yani ben Türkçe kullanmayı seviyorum ama artık bu yerleşmiş. COP soğutma makinesi veya COP-R diyelim. R'yi veya SM'yi kullanacağız soğutma makineleri için. Nedir bu etkinlik katsayısı? Elde edilmek istenen çıktı, harcanması gereken girdi. Nedir buzdolabında veya soğutma makinesinde elde edilmek istenen çıktı QL. Bu kadar içeriden ısı çekeceğiz ama bu kadar elektrik enerjisi vereceğiz. Bunların oranı etkinlik katsayısı veya performans katsayısı olarak isimlendiriliyor.
Bu da önemli. Soğutma makinelerinin enerji dengesine bakalım. Yine arkadaşlar kapalı çevrim. Kapalı sistem, yani bu çevrim zaten kapalı çevrim de denir. Tamam. Kapalı sistem. Q'ye giriş, Q'ye çıkış var ve V net giren var. Veya sadece V giren de diyebiliriz, V net de diyebiliriz. Bu üçü çerçevesinde bu kapalı sistem, bu kapalı çevrim çalışıyor. Birinci yasayı her zaman kullanacağız. E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem. Burası her zaman sıfır çevrim için tabii ki. Giren ve çıkanları yazdığımızda elimizde ne kalıyor? QL artı V net giren eksi QH eşittir sıfır. Veya V net giren eşittir QH eksi QL. Bu ikisinin farkı kadar sisteme enerji girmesi veya iş girmesi gerekiyor. COP soğutma makinesi, o zaman QL bölü V net giren dedik. V net gireni QH ve QL cinsinden tekrar yazarsak, gördüğünüz gibi sadece ısı cinsinden de yazabiliyoruz. Matematik olarak bunu düzenlersek 1 bölü QH bölü QL eksi 1 performans katsayısını bu şekilde yazabiliriz. Arkadaşlar COP R büyük eşit 1 olabilir. Yani ısıl verimde 0 ile 1 arasında olay hiçbir zaman 1 olamıyor da burada önemli olan COP'nin 1'den büyük olması. Ne kadar 1'den büyükse o kadar az elektrik enerjisini kullanıyor demektir. Biz onun için buna COP dedik zaten. Verim demedik. Gelelim üçüncü önemli elemanımız ısı pompaları. Arkadaşlar ısı pompalarıyla soğutma makineleri aynı. Gördüğünüz gibi aynı şekilde çiziyoruz. Burada yine TL sıcaklığındaki soğuk çevre var. QL'ye kadar ısı çekiyoruz. TH büyük TL sıcaklığındaki ısıtılan ılık ortama QL'ye kadar ısı veriyoruz. Ve giren iş var. Soğutma makinelerinde amaç QL iken ısı pompalarında adı üstünde istenen sonuç şu. Sonuçta şu QH ısısından yararlanarak ortam ısıtmak. Isı pompalarının çalışma prensibi bu şekilde kısaca. Isı pompasının da etkinlik katsayısı var arkadaşlar. Burada yukarıda QH yer alacak. Diğerinde hemen bakalım QL yer alıyordu. Amaç neyse o pay kısmında yer alıyor. Burada amaç soğutmak, burada amaç ısıtmak. O zaman etkinlik katsayımız bizim QH bölü V net giren veya QH bölü QH eksi QL. Yine enerji dengesini yaparsak V net gireni elde ederiz. Nasıl soğutma makinelerinde enerji dengesini ele aldık. Burada da ele alırsak COP ısı pompası için bakın IP olarak gösterdik. Elde edeceğimiz sonuç bu. Matematik olarak şu son düzenlemeyi yaparsak 1 bölü 1 eksi QL bölü QH olarak da COP ısı pompasını elde ederiz. Şimdi ikisini bir birleştirelim bakalım. COP R ve COP IP'yi ısı pompasını COP soğutma makinesini elde ettik. Biri şu, biri bu. Bunların bir farkını alalım arkadaşlar. Ne olur? QL eksi QH bölü QH eksi QL. Matematik olarak bu eksi 1'e eşit. Gördüğünüz gibi COP R eksi COP ısı pompası eşittir eksi 1 çıktı. Bunu düzenlersek arkadaşlar şu sonuca bakalım. COP ısı pompası eşittir. COP soğutma makinesi artı 1 olarak bir sonuç elde ediyoruz. Bu sonuç da çok önemli. Gördüğünüz gibi ısı pompaların etkinlik katsayısı her zaman soğutma makinelerinden yüksek oluyor. COP ısı pompası her zaman büyük bir teorik olarak tabi. Hani pratikte çok soğuk günlerde bu birin altına da inebiliyor. Onu artık mühendis olarak, pratik bilgi olarak daha sonra incelersiniz. Ama biz teorik olarak söyleyebiliriz ki her zaman COP ısı pompası büyüktür 1. Bir ısı pompası en kötü durumda bir elektrikli ısıtıcı gibi görev yapar. Yani bu eşittir 1 demek. Elektrikli ısıtıcının verdiği enerji kadar ortamı ısıtıyoruz demektir en kötü durumda diyor. Bu teorik olarak tabii ki, yani son kez söyleyeyim, pratik olarak çok soğuk ortamlarda bu birin altına da düşebiliyor. Bir de arkadaşlar çeşitli kitaplarda enerji etkinlik oranı var. Enerji Efficiency Ratio, EER. Bu EER karşınıza çıkarsa herhangi bir soruda veya kitapta ne demek? O COP soğutma makinesinin 3.412 katına eşit demek. Yani 3.412 çarpı COP R, EER demektir. Bunu da bilin. Hani bir soruda COP'yi vermez de EER'yi verir. O zaman kafanız karışmasın.
Evet, biz ısı makineleri için Kelvin-Planck ifadesini kullandık. Soğutma makineleri için de Clausius ifadesi var. Termodinamiğin ikinci yasası tekrar karşımıza geldi. Bu da termodinamiğin ikinci yasasının önemli bir ifadesi. İkisi de önemli. Clausius ifadesine bakalım. Termodinamik bir çevrim gerçekleştirerek çalışan ve düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki bir ortama aktarmak dışında hiçbir enerji etkileşiminde bulunmayan bir makine tasarlanamaz. Ne demek istiyor? Soğutma makinesi ve ısı pompasıyla çalışıyorsak V net direnişte sıfır olamaz. Her zaman büyük sıfır olur. Bu sonuçta elektrik enerjisi vermeden o sistemi çalıştıramayız. Bu deneylerle ispatlanmış bir durum. Clausius ifadesi. Bunlar önemli termodinamiğin ikinci yasaları arkadaşlar. Evet, şuraya da yazmışız. Termodinamiğin ikinci yasasının Kelvin-Planck ve Clausius ifadeleri gerçekleştirilemeyecek olan durumları ifade eder. Kanıtlanmaları olanaksızdır. Deneyler ile elde edilen gözlemlere dayanır. Bugüne kadar ikinci yasaya aykırı bir deney yapılamamış ve bir düzenek çalıştırılamamıştır. Bu iki ifade çevrim oluşturan sistemler için geçerlidir. Hep bakın, soğutma makinesi, ısı pompası, ısı makinesi hepsi birer çevrim. Bu iki ifade çevrim oluşturan sistemler için geçerli. Isı makinelerinin ısıl verimleri %100 olamaz dedik. Soğutma makineleri ve ısı pompalarının performans kapasiteleri sonsuz olamaz. İki ifadenin çıkan sonucu. Isıl verim %100 olamıyor ve soğutma makineleri ısı pompalarında performans sonsuz olamıyor zaten. Güzel. Hemen yine bir örnekle devam edelim. Saatte 25 litre hacmindeki içme suyunun 18 derece santigrat sıcaklıktan 10 derece santigrat sıcaklığa soğutulması gerekmektedir. 25 litre hacmindeki suyu biz arkadaşlar 18'den 10'a getireceğiz. Soğutucunun COP değeri 2,5 olarak verilmiştir. Arkadaşlar, üretilen her türlü soğutma makinesinin COP değeri bize verilmek zorunda. Soğutma yükünün yükünü kilovat olarak ve güç girişini kilovat olarak belirleyiniz. Tamam. Bir soğutma makinesi var. Suyu soğutacak ve buna ait soğutma yükünü hesaplayacağız. Güzel bir mühendislik problemi yine. Bunu ben güzelce bir şematik olarak çizmişim. İçme suyu girişi 18 derece santigrat. Bir ısı değiştiricisine giriyor sonuçta bu. Ve 10 derece santigrat olarak çıkacak. Giren çıkan değerler belli. Ve biz tabii ki 18'den 10'a getirmek için buradan bir ısı çekmek zorundayız. Watt biriminde çalıştığımız için soğutma yükünü QL üzeri nokta olarak göstermişiz. Buradan ısı çeken elemana ne diyoruz? Soğutma makinesi diyoruz. O zaman buraya bir soğutma makinesini yerleştireceğiz. Buna bir güç girişi olacak ve buradan bir QH çıkışı olacak. Soğutma makinesi içeriden çektiği enerjiyi bir çevre ortamı, bir ortama TH sıcaklığında atacak. Tamam. Hemen COP-R ile devam edelim. Çünkü bize 2,5 olarak değeri vermiş. Bundan nasıl yararlanabiliriz bakalım. COP eşittir. COP soğutma makinesi veya COP-R. QL bölü V giren olarak yazdık. Jül bölü jül biriminde. Watt bölü watt biriminde de yazarız. Aynı şey. Watt bölü watt biriminde yazacağız. Yazarsak QL üzeri nokta bölü V giren üzeri nokta alacağız. COP 2,5. QL üzeri noktayı bilmiyoruz. V gireni bilmiyoruz. O zaman COP elimizde varken iki tane bilinmeyen var. O zaman bunlardan birini halletmek zorundayız. Şeklimize baktığımızda QL'yi halledebiliriz. Yukarıda çünkü şu iki sıcaklık değeri bize verilmiş su için. O zaman ısı değiştiricide enerji dengesini kuralım. 18'de giriyor, 10'da çıkıyor. Ona göre bir QL'yi çekmemiz şart. O zaman E giren eksiye çıkan eşittir delta sistem. Her zaman birinci yasayı kullanacağız. Bakın, üzeri noktalı ise watt birimde yazmışız. Delta sistem sürekli akış burası. 0 watt. Şuradan akışkan giriyor, çıkıyor. Sürekli akış var. Kütlenin korunumu çerçevesinde bir giriş bir çıkış var ve giriş çıkış kütlesel debileri eşit. E giren, E kütle giren, E çıkan, E kütle çıkan ve QL var. Kütleli enerji giriş çıkışı var. Toparlarsak E kütle giren eksi E kütle çıkan eşittir QL çıkıyor. Yukarıdakini, şu 3 durumu toparladığımızda eşitliğimiz bu. Bu ısı değiştirici için. Tabii biz potansiyel enerji ile kinetik enerji değişimlerini burada ihmal ettik. Kütlenin korunumu gereği girişteki kütlesel debi, çıkıştaki kütlesel debi eşittir dedik. Şu kısımlar da önemli tabii ki arkadaşlar. Bunları hep ayrıntılı işledik geçmişte. Arkadaşlar, potansiyel ve kinetik enerjiyi ihmal edersek kütleyle giren ve kütleyle çıkan enerjileri biz sadece entalpi cinsinden ifade edebiliyorduk.
Entalpinin birimi jül bölü kilogram. Onu kilogram bölü saniye ile çarparsak burası watt ediyor zaten. Watt'ı elde ediyoruz. M üzeri nokta çarpı H1 eksi M üzeri nokta çarpı H2 eşittir QL olarak, QL üzeri nokta olarak yazabiliriz. Giriş çıkış kütlesel debileri eşit. O zaman H1 eksi H2 parantezinde tekrar sonucu değerlendirmişiz. Tamam. H1 ile H2'yi bulacağız. Buradaki su için. 18 derecede su giriyor arkadaşlar. Sıkıştırılmış sıvı olarak veya doymuş sıvı olarak bunu alabiliriz. H1'i yaklaşık H1F olarak alabiliriz. Bu konuları geçmişte çok tartıştık. O zaman 18 derecede ilgili tabloya bakıyoruz. Tablo A4'e bakıyoruz. 18 derece santigrat için entalpi, yani özgül entalpi, yani hep ben kısaca entalpi diyorum da küçük harf olursa özgül entalpi. 75.529 kilojül bölü kilogram. 10 derece için 42.022 kilojül bölü kilogram. Tamam. Bu ikisini kullanacağız. QL'ye buradan erişeceğiz de önce kütlesel debiyi de halletmemiz lazım. Hemen hacim hesabını yapalım. 25 litre bize verilmiş hatırlayacağınız gibi soruda. Bu 25 litreyi biz metreküp'e çevirelim. 1 metreküp 1000 litre. O zaman 25 litrede 0.025 metreküp oluyor hacim olarak. Hacimi elde ettiysek buradan hacimsel debiye geçebiliriz hemen arkadaşlar. Neden? Çünkü saatte 25 litre biz soğuk su istemişiz. Veya soru bizden saatte 25 litre su istemiş. Bu bilgi varsa elimizde, hacim değeri de varsa bu ikisini orada zaten metreküp bölü saniye biriminde bize hacimsel debiyi verir. İkisini oranladığımızda şunu elde etmişiz, şu sonucu elde etmişiz. Burada bize kütlesel debi lazım. O zaman bir adım daha ilerleyelim. Kütlesel debi her zaman yoğunluk çarpı hacimsel debiye eşittir. Bunu geçmişte yine çalıştık. Arkadaşlar yoğunluk suyun yoğunluğu. Yani yaklaşık 999 olarak alabiliriz. Ben bu yoğunluğu tabii ki 18 artı 10 bölü 2'de almışım. Ona göre virgülden sonra yazmışım da yani sadece size anlatmak için kısaca 999 olarak da alabiliriz. Yoğunluk çarpı hacimsel debi sonuçta kütlesel debi verecek. Onun da sonucu şu. Tamam. Buraya yazmışım zaten arkadaşlar. Bakın. Tablodan bu ortalama sıcaklıkta özgül hacmi yoğunluk da bunun tersi olduğu için şu sayısal değeri elde etmişim. Tamam. O zaman kütlesel debi belli, entalpi farkı belli, QL'yi elde ederiz. Gördüğünüz gibi QL 0.2325 kW. Bu kadar ısı enerjisi çekeceğiz. O zaman ne kadar elektrik enerjisi harcayacağız? İş girişi olacak. COP burada işimize yarayacak. Biraz önce iki tane bilinmeyen olduğu için orada bırakmıştık. Ama COP'si 2.5 ve QL'yi de hallettiysek V'ye giren 0.093 kW olarak bulunacak. Arkadaşlar ders 08 bölüm 1 bitti. Bölüm 2'de görüşmek üzere.